o raporda çıkar zaten. Evet Ersun Yanal 66. dakikada e tribüne şey gitti. Yapıyor. Tribüne Eylül. gitti. Devam edelim. Onyekuru 76'da ceza sahasına giriyor. Kayarak müdahale yine Jairson ve yine bir penaltı. Jairson bu sezona damga vurdu stoperdeki performansıyla. Gürcan Bilgiç penaltı değil. Penaltı değil diyorsunuz. Değil. Neden? Topa vuruyor. Topa vuruyor. Sonra da ayaklarında sakınıyor. Ben orada Onyekuru takıyor kendisi. Bence Onyekuru alıyor burada penaltıyı. Marka da topa vurmuştu. Ama çarptı o, götürdü. Marka da işte temas çarpmadı canım. Burada Onyekuru takıyor kendisini bak. Bak sağ ayağını havaya kaldırıyor bence. Tamam abi vurduk. Sen öyle düşün. evet, evet penaltı değil ben diyor Gürcan Bilgiç. Ya ya kapsal... bunlara mikros, mikroskopla bakılır gibi böyle bu pozisyonlara bakıyoruz. Ermen Hoca'nın bir lafı var. Penaltı penaltı gibi olmalı. Ya yani bu bana çok penaltı gibi gelmedi açıkçası. Yani evet ayağını kaldırıyor gibi ama yani bu böyle bak vuruyor. Arkasından çok aşırı da kaldırmıyor. Penaltı, penaltı net yani diyebileceğim bir pozisyon değil bu. İki pozisyonu ben birbirine çok benzetiyorum. Yanılıyor da dolayı. Bana göre ikisi ayrı i̇kisinde ayrı. İkisinde de evet. Ben yanılıyor olabilirim. İkisinde Estağfur de savunma oyuncuları topa değiyor ama ikisinde de ama rakip oyuncuya de da müdahalede Vedat, bulunuyor. Vedat Murça ciddi bir hamle var. Burada topa kayıyor devamında. Yani yani oyun ruhundan artık gitmeye başladı. Yani Olabilir. mikroskopla bunu böyle ay dedik işte ucuna falan diye e, penaltı yani, bu bana değil göre bu bana göre kapsal. değil. Ben hani iki pozisyonun birbirine çok yakın olduğunu düşündüğüm için ona penaltı dedim. Buna da penaltı diyorum. Ee, Levent Juzeman Ya ikisinde de oyuncular topla oynamak isterken topa vurduktan sonra rakibe temas ediyorlar. İkisi de penaltı bence. Hiçbirbirinden farkı yok. Aynı düşünüyorsunuz ama tabii farklı canım. düşüncelere saygı duyuyoruz. Canım. Ve son söz olarak hocam 22 geldik sana. Beşincisin, Otorite de sensin, ya, sen de top. En son bu ikili mücadelenin en sonunda top sarı kırmızılı oyuncunun önüne geliyor. Doğru mu? Doğru. O hareket yapılmazsa futbolcu gider mi? Futbolcu kendini atıyor mu? Ona bakmak lazım. Sizin görüşünüz ne? Penaltı. Penaltı. Yani hani futbolcu Ayağını basıp üzerinden atlama şansı filan varsa gitsin. Ama top önünde kalıyor gidecek. Yatıyor kontrolsüz. Çarpıyor düşüyor. Geçen hafta... Yani çay, geçme şansı çay, yok. Arslan ayrı ayrı böyle pozisyonlar oldu. Erman Hoca hep oradan örnek veriyor. Hiç penaltı vermediler buna. Vara bile gitmediler. Yani mesela Erman Hoca çok çünkü Abi, örnek veriyor İngiltere'den. Doğru olarak, ben olarak ben oradaki hakem kararı çok real. Çok gerçekçi. Orada evet. Hocam bu pozisyon İngiltere'de de evet. faul verilir, Almanya'da da faul verilir. Bu Liste pozisyonun çok penaltı yani pozisyonun bence yorumu açık tarafı yok. Çok kolay Dikkat penaltı. Dikkat edin veriyor. futbolcu bir de kendini filan açsa öyle düşemez zaten. Futbolcunun bir de düşüş şekline bakın. Hoca takıyor kendini bırakıyor ya. Bence geçmek niyeti var mı? Hocam girmeyecek işte. Takıyor ya, değil abi. topa. Futbolcunun, Hoca... futbolcunun yere basıp futbolcudan kurtulma şansı olup kendini mi atıyor? darbeden mi düşüyor? Darbeden düşüyor. Hocam topa değiyor. Yapıyorum. öbür türlü değmese direkt top nerede mesela kalıyor? Onyakur'un top ayağını nerede kalıyor? götürebilir. Top nerede kalıyor? Efendim? Top nerede kalıyor? Galatasaray oyuncu önünde kalıyor. Bak çarpıyor önünde Bak. de Bak. kalmıyor. Müdahale yapıyor. Hayır, top çarpıyor. Kalıyor, Şöyle olursa karaltı ben vermem. Topa sarı lacivertli oyuncu vurur. Top avuta çıkar. Kornere ya da. Kornere çıkar adam iner yere. Burada adamın ikinci hareketini engelliyorsun. E senin hep söylediğin bir şey var. Penaltı, penaltı gibi. Evet olacak. abi bu penaltı, 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 penaltı gibi. Penaltı. Evet. Evet devam İlincisini edelim. İstediğine çalarım penaltı. Devam hem edelim. Hem ona hem buna. Devam edelim. Ve penaltı vuruşunda gelişi tüm dünyada ses getiren Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Falcao'nun takımı 20 yıl sonra galibiyeti getiren... Çok ben penaltı Gollerinden de, birisini atması. Çok riskli bir Kafaya penaltı. Kafaya bir şey geliyor. Ama. Evet. Gol sevincinde bir su of. geliyor. Mariano'nun kafasına galiba değil mi? Evet. E peki o şeyler nasıl giriyor? Abi yani su sonuçta ama geliyor işte ama giriyor. Ama şey Allah'tan Ve, yumuşak su. Bir de büyük şişe olsa affeden, çok can Allah yakar. Allah korusun yani tamam. sahaya ama hiçbir çok... şekilde müdahale edilmemeli. Bu bir spor müsabakası. Çok üzücü görüntü. Devam edelim. Dakika 82. Ömer Bay hocam, Ahmet Çalık çık, girdi. ben çıktı. Gördük değil mi bunu? Daha girmeden önce mi? Ama bir dakika demin Daha gördüm. hareket girmeden önce oluyor bak. Ha ondan önce mi olmuş Tabii. bu? Ahmet bekliyor da girmek için. O itme hareketini yapıyor sonra da Deniz saldırıyor. Ondan sonra giriyor Ahmet Çalık. Senin dediğin gibi. Bir saniye bakın. Bak, ha bak, şu itme hareketi. Bak şimdi it. devam etsin. Daha... Bakın daha tam çıkmadan sahadan, tam çıkmadan oluyor. Evet, bravo Gürcan evet. Bilgiç. Hı. Tam çıkmadan Belanda'nın yüzünü itme hareketi Deniz Türüç'ü. Deniz Türüç hadi çabuk çık diyor. 2-1 mağlup takımı. 82. dakika hadi çabuk çık diye gidiyor. O da onu itiyor. Sonrasında da olaylar kopuyor. Belanda bu hareketinden dolayı ikinci sarı kartını görmüş oluyor. Çünkü o an oyunda bunu yaparken Bakalım Erman Hoca ne diyecek? Hocam burada tamamen sana bırakıyoruz. Hakemin verdiği en doğru kararlardan biri bir oyuncunun oyunculuk vasfı çizgiden çıkana kadar devam eder. Daha Galatasaraylı oyuncu çizgiden çıkmadan Fenerbahçeli oyuncuyla dalaşıyorlar ve ikinci sarı karttan atıyor hakem çok doğru olarak o sırada Galatasaraylı oyuncu girecek oyuncu kendini sahanın içine atıyor uyanıkça. Fakat Hakem geliyor, büyük ihtimalle dördüncüyle de konuşuyor çıktı mı çıkmadı mı diye. Çıkmadığına karar veriyorlar ve ikisini Aa. de atıyor. Şu bir dakika, bir dakika. Orada saldırıyor, vuruyor oradan. Bir dakika, geri, geri geri gelir misiniz? Şu biraz önceki görüntüye tam yedek kulübesinin önündeki, geri gelin. Geri gelir ben misiniz? Deniz Türüç'ün ittiği Fatih Terim mi? Hayır, hayır, hayır. Bir dakika, geri gelin göstereceğim. Hayır Bir dakika, bakın. Evet Fatih Terim. Bakın bu Fatih Terim işte. Bakın solda Fatih Terim sağda Ümit Davala. Fatih Hoca Deniz Türüç'ü tutmaya çalışıyor. Deniz Türüç Fatih Terim itiyor. Bayağı savruluyor Fatih Hoca. Gördün mü hocam? Evet. evet. Devam edin. Herhalde yani, kırmızıyı bundan mı gördün? Hayır, ilk ayırdığında Yok. da biliyorsun muhtemelen. Fatih Hoca ayırmıştı. Evet Fatih Hoca ayırdı ama hayır, sonra Fatih hani yana yanağına... anladım. şöyle Doğru... diyor Fatih Hoca orada muhtemelen diri suçu hocam kusura bakma gibi bir şey diyor galiba. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bak burada hocam kusura bakma gibi bir şey diyor bence. Hakem. Hakem. Berhandayı attıktan sonra evet. iki sarıdan ikinci sarıdan. sarıdan. Şeye Fenerbahçeli oyuncuya sarı kart gösterse ne olurdu? Artmaz. Ha. Bak şimdi. Hakem burada çok akıllı bir iş yapıyor. Ne yapıyor hocam? İkisine de faturayı kesiyor. İkimi bunu, kesecek zaten? Bunu geçen sene bir maçta bir hakem yapmadı. Sonra başı belaya giriyor. Abi oyunu çomaklayanı atacaksın. Oyunu çomaklayanı atacaksın. İki sene evvel yapmadı hocam işte. Yapmadı. Jai Peki, Zorba bir Zorba hocam hocam. Hakem. Hakem yapmadı. Ama çok önemli bir soru sordunuz. Yanıtını ben sizden bekliyorum. Burada Belanda sarı, deniz türüçe sarı değil de denize neden kırmızıyı açıklamak lazım? neden kırmızı? İşte yaptığı hareketler. Sen yedek kulübesine gidişinden mi? Tabii abi hem yedek kulübesine gidiş hem teknik direktör falan niye itiyorsun abi? Veya orada birinin üstüne gidiyor. Belki orada bir küfür var onu bilemiyorsun ki. Hocam raporla yazacak. Bak, bakacaksın küfür çıkacak. Dikkat et hakem gözlüyor kenardan dördüncü hakem. Olayı. Aa bak değerlendirme yapıyorlar burada. Dördüncü hakemin yerine çağırıyor. Maçın dördüncü hakemi geliyor. Ve ben, dördüncü hakemle değerlendirmeden tabii, sonra hakem kartları gösteriyor. Hala orayı. Belanda itiraz ediyor ya. Şuna bak yani. Belanda'nın bir de e, çıkarken Mixed Zone'da yani, yaptığı bir hareket var. Tamam da ama ya bu doğru değil. Ben bunu maçtan evvel de söyledim. Öfkeli sert bir adam. Geçen sefer beni oyundan al dedi ha, hocaya atılacağım diye. Yani Belanda'nın ilk gördüğü kartı hatırlıyor musun? O da itirazda. Durun evet. burada, burada durun. Bir de penaltı yapan burada kendisi durun, değil. Burada Serkan. durun, gitmeyin fazla. Arkadaşlar şu olayları, temsilciler de bakıyor bunlar orada değil mi? Şimdi temsilcinin en güzel yapacağı şu. Basacak, böyle çekecek. o çekecek. Sonra oturup yazacak. Olduğu gibi herkes. Evet, dördüncü hakem Koray Gençerlerle birlikte. Bakın, dördüncü hakem hemen görüyor musunuz? Sağda, dibinde pozisyonu ve konuşuyor bak. Evet sürekli de anlatıyor. Bu Koray an Gençerler daha önce Fatih Hoca'yı da attırdı değil mi? Bilmiyorum. Levent abi sanki şeyde Hüseyin e Türk, var. Süleyman Türk bak. Telekom'da. Süleyman Abay. O Süleyman Abay mıydı? Evet devam edelim. Ee, bu, bir bu şey dakika bu kartlara ne diyorsunuz Gürcan Bilgiç? Doğru doğru. Doğru diyorsunuz. Şey dakika 84. 2-1 Galatasaray önde. Deniz Türüç itirazlarını sürdürüyor ama tabii ki Halil Umut Neler'in kararı değişmiyor. Serdar buradaki itirazlarını sahada futbolcu kovalayarak yapsa daha iyi olurdu ya. Göbekten gitti şey. Onyekuru kaç sefer? bak. vesaya giren Volkan Ballı güçlükle sakinleştirerek Deniz Türüç'ü soyunma odasına doğru götürüyor. Hocam.